Böyle bir seçilmiş bir başbakanı ipe götüreceksiniz ve utanmadan bugün ben evliyim diyeceksiniz. Onun valla siz olsun, utanmadan bir şey değil. Daha hüküm Yazıklar olmadan olsun. insanlar hakkında mi? hüküm Ben veriyorsunuz da spor bakın. hukuku uzmanı olup şikeden, evet. teşvikten kanal kanal daha gezip iyi daha teşebbüsü bilmeden bunları sizden söylüyorsunuz. Utanma sizden olmuyor da benim hukukçu olarak sizden söylemem mi utanma? Hadi sizin, oradan sizden canım. Daha iyi hukuku bildiğim de ortada. Hadi oradan canım. Peki. Geçeceksiniz onları hadi. Beyefendi. Yani görüyoruz işte. Siz bir şey de bilmediğiniz hukukun de insanları daha henüz yargılanmadan suçlu ilan etmek gibi bir bakın, misyonu yerine getiriyorsunuz. Koca Ümit Bakan, Bey, esas Ümit tarih Bey. Bunu yazacağım. Baransu, Baransu bir saniye. Baransu, biz, Baransu bir saniye. Mücadele eylem planında evet. gördük. Baransu. Biz kağıt parçasında gördük. Baransu, biz, Mehmet siz Bey. Siz bavulculuğa devam edin. Mehmet Bey bir saniye. Ümit Bey bir saniye. Mehmet Bey bir saniye. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin namusudur. Türkiye halkının namusudur. Mehmet Bey. Tarih yazacak. Hep beraber göreceksiniz. Mehmet Bey bir saniye. Şimdi Ümit Bey. Burada öyle diyorsunuz. Bavul diyorsunuz da. Bu belirtmek lazım. Bana da gelse. Ben de yazarım. Size gelmiyor ama hep canım o konularda diyor. Ben şimdi sağlık haberleri yani. Yapmaya başlasam bana sağlık dosyaları gelmeye başlar. Spor haberleri yaparsınız, spor şimdi haberleri bakın, gelir. Sayın, bir dakika, bir saniye müsaade edin ama bir ben bir şey demiyorum. Ben savunmuyorum. Aldınız onu biliyorum. Ümit Bey ama bir saniye müsaade edin. Onda var mı? Şimdi gazetecilik olarak söylüyorsunuz. Darbe tartışması. Mehmet Bey bir saniye. Bir ben hayatımı ortaya koyarak o belgeleri yayınladım. Ben bakın benim telefonlarım dinlendi. Evimin orada ortam dinlemesi yapıldı. Ve bu ülkenin bazı derin güçleri sizi dinlemişlerse onları da lanetle kınıyorum. Sizi dinlemişlerse aynen beyefendi, diğerlerini kınadığım gibi lanetle kınıyorum. Mahkeme kararıyla belgelerini ortaya koydum ve hüküm aldılar. Hüküm. Yargıtay onayladığı anda içeri girecekler. Van Jandarma Alay Komutanı İlker Başbuğ'un emriyle buradan da söylüyorum. Bakın ne İlker diyorum. Aynı şekilde karşı çıkarım, lanetlerim. Bunu da asla laf konusu dahi yapmam. Biz merak etmeyin. Hukuku savunduğumuz için size karşı gelebilecek hukuksuzluklarda da gene biz devreye gireceğiz. Göreceksiniz. Ümit Bey, bir izleyicimiz diyor ki peki Talat Aydın beceremedi hiç. Yapılırsa emin olun. Bu nasıl beceremediniz? Ben kendi teşebbüsüm. O çünkü teşebbüs. O gerçekten teşebbüs. Sizin arkanızda hukuksuzluk yapılırsa. Peki. Umarım. Sayın Baransu teşekkür umarım. Ederiz. Hiç şüpheniz olmasın. Umarım. Hiç şüpheniz umarım olmasın. Sayın Baransu. Peki. Hiç şüpheniz çok, olmasın. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar tamam. Sayın Baransu. Şimdi burada bakın şimdi, bir iki şey daha ekleyeyim. Hani ben şimdi, ama bir dakika. Tabii. Müsaade edin de ben yayın isterseniz ben yöneteyim. Yani. Buyurunuz efendim. Hocam. Tamam yani. Ben ve bitirdim programı kendi yok, açımdan. Yok yok hayır estağfurullah. Yok, niye bitiriyorsunuz? Hayır. Kendi açımdan artık konuşmayacağım ve sizleri anlam, dinlemek istiyorum. Yok, hayır estağfurullah böyle ama karşılıklı böyle niye kızıyorsunuz? Yok, kızmayın. Yok yok kızmayın. Ben Baransu falan savundum yok da dedim ki yani bu gazeteci olarak gazeteci olarak kim bu belgeleri eline gelse yayınlar. Yani Uğur Mumcu da geceleri siyah giyip de balkonlara girmiyordu neticede. Ona da belgeler geliyordu bir yerden. Gazeteciye belge gelir. Evet. Önemli olan o belgeyi götürüp savcılığa verip vermemesi ki ben de bunu eleştiren yazılar yazdım. Savcılığa götürmezsiniz. Savcı gelir sizden almak ister veya polis gönderir falan filan. O işin bir etik kurallar bütünüdür. Ama nihayetinde bu belgeleri niye yayınladınız diye bir gazeteci sorgulanamaz. Ben ona karşıyım. Nedim Şener'e de belgeler geliyordu. O da yayınlatıyordu. Neyse. Evet. Şimdi 60 ihtilaline dönelim. Siz 60 ihtilalini halen daha savunuyorsunuz. Bunu bir devrim olduğunu söylüyorsunuz. Ya bütün şeylerimi söyledim zaten o konuda. Yani bunun yanında başka konuşmamız gerekiyor. Çünkü ben hani şunu yapsa tamam. Hani ben böyle yarım ağızla o öyledir böyle. Ben gayet net bir vaziyette fikrimi söyledim. Ama bakın ben burada Sayın Baransu'nun söylediklerindeki bütün şeyleri bitiremedim. Bakın ne diyor Sayın Baransu? Mahkeme de zaten anlayacaktır. Sayın Baransu hükmü vermiş. O zaman bu yargılama niye yapılıyor? Ve bakın burada adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs diye bir olay var. Anlatabiliyor muyum? Yani ben diyelim ki veya birisi bunlar suçsuzdur dese bunu ihlal etmez. Çünkü zaten anayasal karine suçsuz addedilir diyor. Ama daha hüküm verilmeden siz bu darbedir, teşebbüstür. Zaten mahkeme de bunu anlayacaktır dediğiniz zaman bu işte vahimdir. Yani şunu da anlamadım. Sayın Baransu'yu yargılarken kötü bu mahkemeler kötü işliyor ama diğerlerini yargılarken iyi işliyor. Bakın sürekli altını çizdiği anlama planlama. Ya ben de diyorum ki bakın böyle bir şey planlama. Ha ben böyle bir darbe planlaması olmuşsa etik olarak bakın etik olarak bunu da şiddetle kınarım. Ama ben hukukçu olarak etik olmayanla,
ahlaken kınanabilecek olan davranışla hukuken suç oluşturacak davranışı birbirinden ayırırım. Sayın Baran'ın ettiği şu, ağırlığına göre, vasfına göre ayrı teşebbüs hükmü yoktur. Bir tek teşebbüs hükmü var, o da Türk Ceza Kanunu 35 ve doğrudan icraya başlamayı arıyor. Şimdi ben şunu da anlamadım. Yani bu nasıl bir darbe? Ya 7-8 yıldır plan yapıyorlar. 150-200 kişinin katıldığı geniş bir ortamda bunlar konuşuluyor. Bugüne kadar yapılan darbeler böyle mi yapılmış Allah aşkına ya? Böyle darbe mi olur ya? 5 tane kuvvet komutanı bir araya gelir, bizim bugüne kadar gördüğümüz emir komuta yapılır. Ama ve kötüdür. Hepsi değişik şekilde yanlış görüyorum. Şey bu da 27'si bırakın ben. Hayır olur mu hocam? Emir komuta. Hayır. Yani ya 71 cuntasında 11 evet. tane ayrı belgeleri Sayın Baransu görmüş. Güzel bir şey söyledi. Ama tamam. Sanıklar hocam, ve vekilleri görmemiş. Tamam. Bir saniye Allah müsaade edin. Hattımızda bu sefer avukatlarından Celal Ülgen var. Sayın Ülgen iyi akşamlar. İyi akşamlar. Programı herhalde izleyebildiniz. Oldukça ateşli gidiyoruz. Yani ana yanlışlar üzerine. Öyle mi? Nedir efendim doğrular o zaman? Siz şimdi söyleyin. Birincisi Sayın Ömer Uysal arkadaşım. Konuşmasının başında dedi ki darbe planlarını destekleyen daha sonra Dink, Santora, Zirve ve Danıştay cinayetleri oldu. Dedi. Evet. Darbe planı ne zaman yapılmış? 2003 yılında. 2003 Mart ayındaydı. Evet. Peki Santora cinayeti ne zaman işlenmiş? 5 Şubat 2006. Dink cinayeti ne zaman? 19 Ocak 2007. Zirve cinayeti ne zaman? 18 Nisan 2007. Peki Danıştay saldırısı? 17 Mayıs 2006. Bu nasıl olur ki bir darbe hazırlıkları, darbe planının açıklandığı ve yapıldığı tarihten sonra olur. Bir defa bunları bilerek konuşmak lazım. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bu bir. İkincisi, en önemli husus. Sabahtan beri tartışıyorsunuz. Teşebbüs var mı, yok mu? Bilmem şu mu, bu mu? Ve Baransu bağlandı. Plandan, şundan, bundan bahsediyor. Kardeşim bunların hiçbirisi gerçek değil ki teşebbüs var mı yok mu diyelim. Bakın 11. Gerçek olmayan ne efendim şey mi yani o planın içeriğini mi diyorsunuz? Planın içeriği falan değil kardeşim bunlar sahte üretilmiş. Ha belgeler plan, sahte. Tabii sahte. O plan dediği Baransu'nun plan dediği sahte üretilmiş bunu ispat ettik kanıtladık. Şimdi siz nasıl bunun üstünden teşebbüs. Bakın 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da bir karar verdiği zaman sanıkların tahliye edilmesi gerekir diye muhalefet şerhini yazdığı zaman o da aynı hatayı yapmıştı. O da diyordu ki efendim icraî hareketler başlamamış o zaman teşebbüs yoktur. Biz diyoruz ki kardeşim ne teşebbüs yok olay sahte. Sahte bir olay üzerinde teşebbüs var mı yok mu tartışması olmaz. Sonra bir başka olay. Diyor ki 5 yıldır diyor suikastlar pek olmuyor. Kardeşim suikastlar nitelik değiştirdi, nicelik değiştirdi. Uğur Mumcu'nun arabasına bomba koydular ama Tuncay Özkan'ın evine CD koydular. Efendim Bahriye Üçok'un Üçok'a bombalı mektup gönderdiler. Ama efendim işte bir başka kişiye de bu sefer Mustafa Balbay'ı da cezaevinde süründürüyorlar. Amaç ne? Aydınları susturmak mıydı? İşte size buyurun aydınları susturmak. Evet ölüm yok ama ölümden kötü şeyler var bunları görmek gerekir. Sonra bir şey daha var. Buyurun. Baransu söylüyor. Diyor ki efendim Çetin Doğan'ın şeyden aldı, görevden alındı ve ordunun altı boşaltıldı. Böylece darbe önlendi. 2003 yılında MİT Başkanı'na ve Başbakan'a bu konuda bilgi verildi. Başbakan kimdi? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Peki 2003 yılında Hilmi Özkök'e, MİT'e, Başbakan'a bilgi verilmişse bu darbenin yargılanması 7 yıl niçin bekledi? Bunların bir cevabını vermek lazım. Yani affedersiniz böyle tarafsız da davranmıyorsunuz. Ne bakın hem efendim? Ümit Hoca'nın sözünü kesmeye çalışıyorsunuz hem de bir takım şeyleri varmış gibiye çalışıyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Peki. Ben anlıyorum sizin de kaygınızı. Basının kaygısını. Çünkü basın da özgür değil. Basın özgür olsa bunları söylediklerimizi anlatsa bizi televizyonlara çıkarsa anlar, halk da anlar. Ama sizler o takdirde
reklamlardan olursunuz, paradan olursunuz. Neyse isterseniz onu bizim kaygılarımız. Ya bu program, bu program 2,5 saattir ama sürüyor, yaklaşık 2 saat Ümit Hoca konuştu. Tabii. Yapmayın. Özellikle 2 saat konuştu Celal Bey. Beni ikna edemezsiniz. Bir, benim objektifliğimi siz teslim edin etmeyin. İzleyici bilir. Kime nasıl davrandığımı da bilir. Geçmişte yaptım. Bilir. Kimlerle program yaptım da biliniyor. Şimdi. Neyse. Ömer Bey siz buyurun. Cevap verecek misiniz? Evet, düzeltmek lazım. Bakın bana diyorsunuz ki saat 9'dan itibaren size bağlanacağız. Evet. 2,5 saattir bekliyorum. Ne yapalım? Aramasam bana bağlanmıyorsunuz. Ha, efendim nedir talimatı ya, verdim ben. Bağlanılacaktı. Ya. Yapmayın Celal Bey. Çok subjektif davranıyorsunuz. Sorun kendi elemanlarınızdan. Peki. Sorun bakalım. Peki tamam öyle olsun. Buyurun Ömer. İyi yayınlar. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu artık cinayetler işlenmiyor veya son 5 yıl önce işlenen cinayetlerin faili bulundu diye buradan bir çıkarsama yaparak Ergenekon, Balyoz davalarında yargılananlar suçludur demedim. Ben sadece bunun dikkat çekici olduğunu, kamuoyunun da bunu değerlendirdiğini söylüyorum. Masumiyet karnesini baştan beri konuşuyoruz. Bu bir. İkincisi, üstadım dedi ki 2003 yılında yapılan plandan bahsediliyor. Fakat bu Rahip Santoro, Hrant Dink ve Danıştay saldırıları daha sonra. Fakat burada gene kamuoyundan ve iddianameden ve gelişmelerden biliyoruz ki bir tek plan yok, bir tek süreç yok. Uzun bir süreçten bahsediliyor ve değişik yapıldığı söyleniyor. Dolayısıyla hani 2003'teki planda elbette ki sonraki olaylar yer almayabilir. Ama değişik süreçler ve değişik güncellemeler söz konusu. Ama her şeye rağmen bu benim bahsettiğim konularla böyle artık bu cinayetler işlenmediğine göre bu cinayetleri bunlar yapıyordu, işletiyordu falan ve bir suç karinesidir demedim. Öyle bir şey söylemedim ben. Ve eğer öyle anlaşıldıysa düzeltiyorum. Ben yalnız bir şey söylemek isterim. Hatta değil herhalde. Ama Ümit Bey'e sormak isterim çünkü benzer tezleri savunuyorlar. Şimdi Celal Bey şunu söyledi falan değil, böyle bir şey hiç yok. Bu tamamen komplo dedi. Ben burada şunu merak ediyorum bir vatandaş olarak ve aynı zamanda hukukçu olarak. Çoğu emekli generallerle ilgili kim komplo kuruyor ve bunda kimin bir menfaati var? Biraz daha açayım. Bu emekli generaller mevcut iktidarın muhalifi midir ve mevcut iktidara zarar verecek bir güce ve imkana sahip midir? Ben bunu merak ediyorum. Bu komplo eğer tamamen komploysa adamın bir düşüncesi var mı? Buyurun. Şimdi ben hiç konuşmayayım çünkü yani buna cevap veremeyeceğimden değil. Ama Gökhan Bey dedi ki 2 saattir Ümit Hoca konuşuyor. Valla programın CD'sini alacağım. Bakalım 2 saattir konuşuyor muyuz, konuşmuyor muyuz? Kaldı hocam, ki böyle bir şeyim de yok. Konuşmadınız mı? Şimdi Allah aşkına yani bir şey üstadım biz. Konuşmak istedi de ben susun şey mu dedim. De, bir şey demedik ya da de. Size de söz hakkı vermedik değil ama hani yani. Siz bana ya bu kadar yeter şimdi buraya dönüyoruz dediniz de öyle ben hayır biçimde değiliz zaten. O yüzden yani, hani hocam, bu birine 2 saattir yani Ümit Hoca konuşuyor biçimindeki bir yaklaşımı yadırgadığımı Ümit Hoca konuşturulmadı demek doğru değil. O açıdan hayır, yani ama şey hesabında sözü kesiyor değiliz. Anlamında yani. Evet. Belki söyledi ama evet. Şimdi bakın Celal Bey bu davalara girip çıkıyor. Bu sıkıntıları bu komployla ilgili onu da söyleyeceğim. Evet. Bu sıkıntıları görüyor, yaşıyor. Savunmaları 15 dakikayla sınırlanıyor. Mikrofonlar sarkıtılıyor. Bir mahkeme düşünün ki, bakın bir mahkemede başkan ya da bir savcı sanıklarla ya da müdafileriyle tartışmaya giremez. Polemiğe giremez. Şimdi böyle bir ortamda ellerinde bilirkişi raporu vesaire şeyler var. Dolayısıyla ama şimdi aynı tezleri savunuyorsunuz derken şöyle söylüyorsunuz kabul ederim. Bakın bunu hukuku savunuyorsunuz anlamında söylüyorsanız evet o anlamda aynı tezleriz. Ama bakın ben bu davanın müdafisi filan değilim. Ve ben az önce teşebbüsü filan tartışırken kabule göre dedim. Bunun hukukta karşılığını biliyorsunuz. Bunlar sabit görülse dahi teknik hukuk karşısında teşebbüsün ne olduğunu söyledim.
Şimdi sorunuza bakın, aklıma buradan ne geldi teşebbüsten konuşurken. Keşke onu Sayın Baransu'ya sorsaydım. Ne oldu ya bu Sayın Bülent Arınç'a suikast teşebbüsü iddiası? Şimdi sormak isterdim. Bir kimsenin, birinin evinin yakınında cebinde onun adresi bulunan bir kağıt bulunması adam öldürmeye teşebbüs nasıl oluyor? Bana birisi anlatsın. Ne oldu ama ondan hareketle kozmik odaya girildi. Peki sonra ne oldu? Hani dava açıldı mı? Ben duymadım. İddianame düzenlendi mi? Ha şimdi o yüzden bu teşebbüs falan bunlar bu kadar basit şeyler değil. Ha komplo. Şimdi bakın birbirleriyle bir araya gelemeyecek insanların nasıl bir örgüt oluşturdukları konusunda kimin çıkarı varsa, ne tesadüftür ki hep Cumhuriyeti, tırnak içinde söylüyorum ama bunu, Cumhuriyeti savunanlar, Mustafa Kemal'i, işte Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, işte Sayın Akyol'un ifadesiyle Ortodoks Kemalistler, bu da bir suç mudur onu da bilemiyorum ama, ne bütün bunların içeri girmesinden kimin menfaati varsa, bu şekilde bir komploda varsa bunu o güç yapıyordur. Ya da bu kadar büyük bir güç acaba kimde olabilir? Herhalde çok fazla seçeneğimiz yok. A. Atlantik ötesi. B. Atlantik ötesi. C. Atlantik ötesi. D. Hepsi. Bundan ne menfaati var? Emekli generalleri efendim, yargılamak. Hemen söyleyeyim. Evet. Peki madem burayı açtınız. Evet. Şimdi bu konuda bakın Avrupa Birliği yetkililerinde, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinde, Condoleezza Rice dahil, biz Orta Doğu'da yeni ülkeler oluşturuyoruz ve haritaları yeniden yapıyoruz dedi mi demedi mi? Bu emekli generaller bakın, buna engel mi? Bir dakika işte şu söylüyorum. Dedi mi demedi mi? Tamam. Lozan görüşmelerinde Lord Curzon, İsmet İnönü'ye sizi tebrik ederim. Büyük bir zafer kazandınız. Ama bu en fazla 100 yıl sürer. Dedi mi demedi mi? Dedi. Şimdi dolayısıyla ama bunu yapabilmeniz için, bu operasyonu yapabilmeniz için bir mıntıka temizliği yapmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Yani buna karşı çıkabilecek, bir güç oluşturabilecek, ses çıkarabilecek insanları piyasadan bir kere ayırmanız, yani toplumdan ayırmanız bir. İtibarsızlaştırmanız iki gerekiyor. Dolayısıyla bu yapılan, bu planların önünde engel olarak görülen kimselerin tasfiyesidir ve bir mıntıka temizliğidir. Ha yani bundan emekli kimin, generaller... Bakın bunun içinde sadece emekli generaller mi var? Yani Mustafa Aldi'de ben mi bilmiyorum mesela? Ya 200 tane gazeteci var. Veya Sevgi Eren Erol. Hepsini tek tek sayabilirim. Yani bunlar ama en önemli direnç noktası olarak tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şekilde, bakın şu rahatsız edici değil midir o güç için? Türkiye'de bütün yapılan anketlerde o dönemde diyorum. Hep ordu en güvenilir kurum çıkıyor. Ne yapmanız lazım? Bunu bir darbeci, kendi halkını bombalayacak vesaire göstermeniz gerekiyor. İtibarsızlaştırmanız gerekiyor. Buna da bir şey bulmanız gerekiyor. Hop bir baktık ki Ergenekon diye bir şey çıktı ortaya. Bu peki, öyle ucu açık bir şey ki kimin daha gireceğini bilmiyoruz. Bu peki, at da olmuyor. Ben kısa bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa. Yani lütfen buyurun. Siz sorduğunuz şimdi için hocam söyleyeyim. Baştan beri hukuk tekniğinden bahsediyor. Evet. Ben daha ziyade normatif evet, hukuk yerine hukuk felsefesi açısından bakmaya çalışıyorum. Evet. Ama hocamın uzmanlığı dolayısıyla bu zaten doğaldır. Aynı zamanda da şeydir, ceza hukukunun mahiyeti de budur. Fakat burada anlamadığım nokta şu. Düştü. Aman şurada. Yeniden konu açmayın. Yok yeni konu açmayın. Bursa Nutkun'da hukuk tekniğini, meşruiyeti, hukuksal güvenceyi tamamen ters çeviren, tepe taklak eden bir yaklaşım var. Hocam baştan beri haklı olarak, doğal olarak hukuk tekniği, teknik hukuk falan derken Bursa meşru, doğal ve demokratik bir şey olarak görüyor. Ben bunu anlayamıyorum. Çünkü gayrı meşru. Ama herkes böyle düşünebilir hocam. Şimdi hükümet bir eyleme karşı de
meşru. Peki o zaman dolayısıyla hukuk tekniği ihlal ediliyor diyorsunuz ya. Girelim isterseniz. Hükümette şunu yok, dinlemez açtık, mi o zaman? Çok açtık hocam. Bakın üstad konuyu açtı. Tamam işte onun için diyorum hiç girmeyelim. Ben şunu söylüyorum. Ben darbe teşebbüsünde bulunmak, var olan yıkmaya teşebbüs etmenin şiddetle cezalandırılması gerektiğini gene söylüyorum. Tamam hocam daha söylemeyin yeter. Teşebbüsle ilgili peki, kurallara uyarak bunu çok teşekkür yapacağız. Ederiz. Bu kadar basit ve delillerle ilgili. Ağzınıza sağlık. Peki. İyi yaptınız. Sağ çok olun. Teşekkür ederiz. Yorduk. Arabuluculuk gibi konulara giremedik. Üzüldüm. Ona giremedik. Türbana giremedik ama yani, öyle bir ateşli program oldu ki. Neyse. İşte neyse. Bir daha, evet, zaten sevgili... bir daha çağırmazsınız. Ben her zaman çağırırım hocam. Siz beni tanımıyor musunuz? Yok takılıyorum yani. Estağfurullah. Tabii. Evet sevgili her izleyenler. Eğrisiyle doğrusuyla bir programı daha bitirdik. Ama oldukça hararetli bir programdı. İki değerli konuğuma da telefon katılımcılarına da çok teşekkür ederiz. Türkiye hep böyle tartışsa keşke doğruyu bulmaya doğru adım adım ilerleyeceğiz. Gelecek perşembe ekranlarınızda olacağız. Programın tekrarı pazar günü efendim. Şimdiki zamanı izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese İyi mutlu geceler. Yıllar. Mutlu yıllar tabii. Mutlu yıllar. Evet.